Teşekkür ederim. Geçen sefer dedim ki Bilecik'in tam olarak nesi meşhur? Yani bir sürü şey meşhur ya. Neyi meşhur dedim? Biri şey dedi ya, evde kalmış kızı meşhur dedi. Kim dedi ona? O burada mı onu diye? Evde kalmış kızı meşhur dedi. Ben bakıyorum burada yani kalmaması gereken güzellikler var. Bence erkeğe az diye öyle bir durum vardır yani. Bakıyorum hep böyle güzel insanlar, Bilecik'in değerli insanları burada. Koridorlara kadar da doldurmuşsunuz maşallah. Teşekkür ederiz. Kim o? Bir tane arkada tribün lideri var. Bilecik Spor'un amigosu. Sen misin kardeşim? Mikrofonu uzatsana kardeşim. Ayakta kaldı. Elden... İsminiz evet. Neydi abi? Metin'im ismi. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ne olur. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben öğrenciyim burada. Hadi be. Evet. Daha fen bilgisi öğretmeni gibi duruyorsun ya. Ne okuyorsun? Kontrol otomasyon. İki yıllık. İki yıllık? Evet. Ne yapıyor o otomasyon? Ne kontrol otomasyon? Evet, kontrol. Neyi kontrol? Mekanik ve elektriğin karışımı. Makinaların kontrolü mü? Robotların kontrolü diyeyim daha doğrusu. Robotların kontrolü. Evet, robot. Bilecik'te okuyorsun. Neresi? Evet. Aslen Erzurumluyum. Erzurum'dan okumaya mı geldin Bilecik'e? Yok, Bursa'dan geldim ben. Aslen Erzurumluyum, Bursa'dan geldim. Direkt buraya gelseydin evet, daha kısaydı. Niye açımı uzattın öyle? Efendim? Bursa'da ne yapıyordun? Bursa'da oturuyorum. Bir şey yapmıyorum Bursa'da. Erzurum'da doğdun. Ne kadar büyüdün orada? Büyümedim. Hiç büyümedi. Evet, hiç büyümedim. Yolda mı doğurdu annesi? Evet, yolda öyle geldik Bursa'ya olabilecek. Aile mi Erzurum'da? Erzurum'da? Yok, ailem de Bursa'da. Erzurum'la alakan ne abi ben şu an? Memleketim Erzurum abi. Neden? Orada doğmamışsın. Ailen oralı değil. Ailem oralı, ben de oralıyım otomatik olarak. Annem babam Bursalı demedi mi? Ben mi yanlış anlıyor? Kütüğüm Erzurum. Kütük. Kütük Erzurum. Güzel. Kütük Erzurum. Annem babam Erzurumlu. Güzel. Bursa'da yaşıyoruz. Mekan mesken. Meskenli. Evet. Vay kardeşim güzel. Evet. Bu konuşmayı nereye vardıralım ben de bilemedim. Bir program bittikten sonra belki bir karşılıklı çay içebilirsek yani öyle iyi olur. Öyle şey yapabilirsek. Öyle yani şimdi yani... kırmazsınız beni. Abi sen desteği zıvaca çevirdin bunu. Ben bir çay içmek isterim. Ben de beğendim vallahi seni. Olur içelim. Çok teşekkür ederim bu değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. Oğlum ne oluyor? Bayağı flört ediyoruz şu an. Hülya Hanım'ı bekliyoruz. Hülya Hanım'ı bekliyoruz bir saattir. Şöyle bir şey yapacağız. İnanılmaz. Sahneye çıkar çıkmaz. Vay be. Tamam mı? Bak, prova yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bu yeteri kadar bozar onu. Ama sağlam böyle. Oo, hadi. Sonra ikincisinde alkışa döneriz artık ayıp olmasın diye. Arkadaşlar 2 saat 15 dakika bekledik ama değdi. İşte Hülya Avşar. Buraya katılma amacımız Türkiye'de de balon katlama sanatının yapıldığını göstermek için de çok fazla bilinmiyor çünkü yurt dışında yaygın olan bir sanat. Gösterimiz bittikten sonra herkesin wow balondan bunlar da mı yapılıyormuş dedirtmeyi düşünüyoruz. İyi akşamlar. Evet, hoş geldiniz. Merhaba, hoş iyi akşamlar. Bu akşam ne yapacağız? Bu akşam yaklaşık 2000 balondan oluşan yeni yıl temalı bir sunumumuz olacak sizlere. İskeletsiz, Türkiye'de belki de ilk defa yapılabilecek bir çalışma olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Peki, başarılar. Teşekkürler.
Abi Sayıl, bu evin hali ne ya? Dağıtmışsın yine. Ne? Ben mi dağıtmışım? Evet abi. Hep sen dağıtıyorsun. Şu evin haline bak. E yardım etseydin de toplasaydık o zaman. Şu halime bak. Kollarım koptu. Tamam tamam. Bekle, bir telefona bakalım. Bugün yılbaşı. Belki birileri aramıştır. Oo, kim arayacak ki bizi? Ya belli mi olur? Selam çocuklar. Nasılsınız? Aradık aradık açmadınız. Nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Aman. Ne yapacak onlar be? Balon katlıyorlardır kesin. Başka ne işleri olabilir ki? Neyse neyse. Bakın size ne diyeceğiz. Yılbaşını sizin evde kutlamaya karar verdik. Akşam 9'da sizdeyiz. Görüşürüz. Oğlum, kızlar geliyor. Abi evi toplayalım hemen. Hadi bırak şunları bir an önce de hemen toplayalım evi. Çabuk Sayıl, çabuk bırak şu elindekileri. Şu balonların üstüne atlamamak için zor tutuyorum kendimi. Diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Eser. Sonunda ortaya çıkan görüntü şahane oluyor balon gösterilerinde. Gerçekten de çok güzel. Yani yarı final için yeterli mi tam onu bilmiyorum ama yani şu görüntüyü görmek, yani benim şu an Noel Baba'nın üstüne atlayasım var. Yani böyle çok merak ediyorum nasıl patlar o balonlar. Çok tatlı bir görüntü var gerçekten. Bütün bunların içerisinde benim en beğendiğim ilk gelirken elinizdeki o meyve tabağı. Bir kere o çok güzel. Yılbaşı ağacı güzel. O da Noel Baba galiba. Evet, evet, tamam. Direkt böyle gelemez miydi bu? İki ne? Ayrı parça, üç ayrı parça. Üç ayrı parça var. Üç ayrı parça. Yani zaten girişlerde de sıkıntı yaşayabilirdik. Ha. O yüzden üç parça yapalım dedik. Bakalım nasıl bir puan olacak?
O balonlar evet. Artık neler yapıyorlar balonlarla? İnanamıyorum. Yüzde kaç evet demiş? Bu sorunun cevabını öğreniyoruz. Sayıl ve Okan'a. Kritik bir yüzde. Bakalım ne olacak? Teşekkürler. Kulise alıyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.